26 dakika izlenmez bu ya. Arkadaşlar bir grup varmış. 620 gün boyunca, 620 gün değil yani, bu çocuk 620. gündü herhalde. Bunlar aslında karşı kardeşlerimiz. Evet, masa gitti. Masa zaten önce yandı, sonra böyle dik döndü. Masa gitti. Ulan gözünün feri gitmiş çocuğun ya. Rengi gitmiş oğlum. Vallahi gitmiş herif. Yakında beni de çıkartacaklar programdan. Bekliyorum heyecanla. Bakalım. Yavaş yavaş beni de. Özgür biraz sağa gider misin? Biraz sağa gider misin? Evet, Umut Bural konuğumuz. Baya hallendi. Şu an çok pis espriler yapabilirim. Dur, kendimi durduracağım. Umut bana ulaştı. Beni gerçekten hayretler içerisinde bıraktı. Çünkü kendisi NoFap'ta ve kaçıncı gündesin? 600 günü geçti. 600 gündür asılmıyor diyoruz. Amiyane tabiriyle. Gerçekten bazılarının hayal gücü bile almıyordur şu anda izleyenlerin, eminim ki. Beni şok etti. NoFap hakkında çok yorum geliyordu. Ben de Umut'a dedim ki gelip bunu sen dayanamayacak noktaya gelmeden önce konuşmalıyız. Allah'tan bugün gelmiş, hala daha NoFap'ta. Ben çok şey yapıyordum, endişe duyuyordum. Geldiği zaman acaba abi ben bugün... Patlarsa ağzımıza sıçar. Bak harbi diyorum. Bak ciddi ciddi söylüyorum. 2-3 litre hani çılçıplak dans ederiz. Ne yapacağımızı şaşırırız bak. Bit artık diye bağırırız. Attım be. Seninle konuştuk ama. NoFap birinci gün falan, öyle değil. Hoş geldin Umut. Hoş buldum. İyi ki geldin. Teşekkür. İlk defa bir Instagram'dan bana ulaşan ve beni izleyen birini buraya konuk alıyorum. Benim için gerçekten şu an çok heyecan verici bu. Yaptığın şey benim için daha heyecan verici. Çok merak ettiğim şeyler var. Birazcık kendini anlatır mısın? Ya ben Umut Bural. Öğrenciyim ama aynı zamanda tasarımdan para kazanıyorum diyebilirim. Çünkü bu NoFap'la beraber tasarım yapmaya falan başladım. Yani çok enerjim olduğu için... Oğlum inşallah bizi izleyen biri falan değildir ya. Chat'te mette değildir inşallah. Enerjimi de yoğunlaştırabildiğim için bir süre sonra tutkumu geliştirerek. Şu an tasarımcıyım diyebilirim. Onun dışında kendimi geliştirmekle uğraşıyorum. Kitaplar okuyorum. Ayrıca NoFap yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Birebir yardımcı olduğum oluyor. Blog yazıyorum. Nasıl birebir, nasıl yardımcı oluyorsun? Yazıyorum. YouTube kanalı için metin yazıyorum. Çek elini amına koyayım. Şimdi de devam ediyoruz. Kameraya da bakarak konuşuyor. Orayı da biliyor ya. Öyle konuşuyor. NoFap arkadaşlar yardımcı oluyoruz falan diye. Enerji birikiyor tabii değil mi? 600 gün olmuş. Oo! Ben bu enerjiyi nereye vereceğim? Peki nereden karar verdin? Yani aynen. Bir insan durup dururken ya ben artık bundan sonra mastürbasyon yapmayacağım mı? Nasıl karar verir? Hadi tamam, biz şimdi 30 yaşı geçtiğin zaman daha artık kafayı zaten aşağıya indiremiyoruz. Biz hadi tamam, biz kendiliğinden NoFap bir şekilde gelişiyor ama yani üniversiteye daha yeni girecek olan, daha henüz lisede olan bir insan buna bu enerjiyi içerisinde tutmaya nasıl karar veriyor? Yani tek başına böyle ben artık NoFap yapmalıyım. Ya zaten NoFap yapmalıyımdan ziyade yani bilmiyor çoğu kişi. Yani bu şekilde başlayanlar yani bir boşluk hissediyorlar artık, yani bunda bir sıkıntı olabilir mi? Belki porno yüzündendir, ondan sonra mastürbasyon yüzündendir problemlerim deyip araştırmaya başlayanlar çok az. Benim gibi atıyorum İnci Sözlük gibi, ondan sonra YouTube gibi farklı yerlerden NoFap varmış araştırayım tarzında geliyorlar bize genellikle. Yani böyle tek başıma düşünüp de NoFap yaptım diyen... Yani tamam nasıl, ben de ikna olmak istiyorum, biz hepimiz ikna olmak istiyoruz şu an. Sebebi ne, sebebi? Sen nasıl başladın? Ben 14-15 yaşlarında böyle çok boş geçiriyordum zamanımı. İnci Sözlük'te böyle takılırken tabii oyun oynuyoruz, İnci Sözlük'te takılıyoruz. Böyle ama içimde sürekli böyle bir kendini geliştirme isteği var. Ve İnci Sözlük'te NoFap'a dair bir yazı okudum. Hayatınızı kökten değiştirecek olan şey. Evet, kökten bir değişim. Ve artık yani bir şey de yapmıyorum. Denesem ne olur dedim ve o zaman başladım. Yaklaşık bir ay boyunca ilk sürecimi devam ettirip ondan sonra bozmuştum. Şimdi asıl zaten ona geleceğim. Şimdi buna... Bak sürekli bir tıkanıyor, fark ettiniz mi? Böyle bir... Anam. Başlıyorsun. Tamam işte herkes... Ya şimdi hepimiz pazartesi günü diyetlere başlıyoruz. İşte sene başında işte ne bileyim ben yeni bir işe başlıyoruz. Yeni bir hayata başlıyoruz. Hep böyle büyük hayallerimiz var. Büyük böyle ideallerimiz var filan ama... Bir yerde bitiyor tabii. Yani sporu bile düzenli yapamayan biz insanların... bunu yani... Bakışları falan çok korkutuyor beni. Ben niye bir ön yargılandım ya? Hani ama bence cinsel hayatı vardır ya. Cinsel hayatı vardır diye düşünüyorum. Şu Korda öyle bir şey söylemişti. Bu kadar kendine ödül mekanizmasını devreye sokan bir şey yapmamaya karar vermesindeki o süreç nasıl işliyor? Yani ilk gün, ikinci gün, bir hafta, bir ay nasıl gidiyor?
Yani bizim belli periyotlara ayırıyoruz bunu. Yani ilk bir hafta var, 30 gün var, 90 gün var. 100 günden sonrası zaten pek etkilemiyor. 100 günden sonra bozan sayısı çok az. Yani sanılanın aksine böyle sürekli içimde patlayan bir şeyler olmuyor. Ya bırak ya. Bırak, nasıl olmuyor? Uçtan, buradan belli. Yani bu bir bağımlılık sonuçta. Sanki hiç porno izlememiyor. Sanki bile düzenli yapamayan bir... Dur lan. Asıl bak abi, şu çekişler falan. Ona geleceğim. Şimdi buna başlıyorsun. Tamam, şimdi herkes... Ya şimdi hepimiz pazartesi günü diyetlere başlıyoruz. İşte senin büyük hayalleri... Düzenli yapamamasını devrin. Bir hafta, bir ay nasıl gidiyor? Yani bizim belli periyotlara ayırıyoruz bunu. Yani ilk bir hafta var, 30 gün var, 90 gün var. 100 günden sonrası zaten pek etkilemiyor. 100 günden sonra bozan sayısı çok az yani. Sanılanın aksine böyle sürekli içimde patlayan bir şeyler olmuyor 300. günden sonra mesela. Dışarıda da patlayan bir şey olmuyor. Onun için keyfimiz de yerinde diyorsun. Yani rahat oluyorsun. Ya sanki hiç porno izlememiş, sanki hiç mastürbasyon yapmamış gibisin. Yani bozanlara baktığımız zaman genelde sıkıntıları olduğu zaman. Atıyorum mesela üniversite sınavına hazırlanan. Ağladığı zaman falan. Bozanların büyük bir kısmı üniversite sınavına, KPSS'ye hazırlanan, sürekli stres içinde olan arkadaşlar. Yani çok gerginim. Çok gerginim şu anda. Yani stres içinde olduğu zaman bunu bir şekilde atmak istiyor. Peki sende nasıl oldu? Yani hani... Nasıl yani aştın bu zorluğu? Olursa olsun bir... Yani bu bir bağımlılık. Sonuçta bir dopamini tetikliyorsun. Evet, dopamin. Yani, ben de yaptım bir NoFap videosu. Evet yani benim de bununla ilgili tecrübelerim oldu. Üniversitedeyken falan denemişliğim var. Allah Allah, benim haberim yoktu lan böyle bir oluşumdan. Yani, bunu ben cahilim bu konularda ha. Hani... Ben mesela üniversitedeydim ve hani bir artık belli şeyler, üniversite sonuna gelmiştim, belli şeyler kafamda oturmuştu. Hani artık bunu çıkıp avlanma ritüellerine dönüştürüyordum hani canım istediği zaman filan, ama yani nasıl oldu peki? Başlayalım mı bugünden sonra? O bağımlılığı bırakmakta nasıl, yani o zorlanma süreçleri falan biraz bahsetsene. Ya ilk bir ayda ben yazlıktaydım. Yazlıkta hiçbir insan yok, tetikleyici yok, hiçbir şey yok. Şehirde değilsin. Köy gibi bir yerdeydim, insan yok zaten. Yani böyle kendi kendime vakit geçire kitap okuya geçirdim. Ondan sonra şehre geldim. Neden bilmiyorum, süreci bozdum. Ve o dönemlerde bayağı bir stresliydim ve ailem mesela sürekli kavga ediyordu. O oluyordu, bu oluyordu. Ben süreçlerimi iki haftadan fazla ilerletemiyordum. Bir süre sonra haftada bire düştü. Hani bazen diyorlar ya, mastürbasyon iki haftada bir yapıldığı zaman, haftada bir yapıldığı zaman faydalıdır. Yani ben de öyle değildi. Ben en kötü dönemlerim o iki haftayı geçemediğim dönemlerdi. En son üç gün üst üste bozmuştum. Yani bunu anlatıyorum genelde bloglarda. Ve artık yani ya devam edeceğim ya da eskisi gibi yaşamaya devam edeceğim. Yani eskisi gibi takılacağım diye düşündüm ve karar verdim. Yazılar okudum. Bir de çok kibar olmaya çalışacağım. Çok zorlandım ki. Yani toplulukta yaklaşık... Dazmanya, nereden kanıtlayacaksın onu? Nasıl vereceksin o parayı bana? Ne yapayım? 7-24 yayın mı yapayım sana? Bir 7000-8000 kişi var. Yani en ağır bağımlılarından birisiydim diyebilirim. İlk 30 gün ben bayağı bir krize girdim. Yo, bana da bu arada mesela Instagram'dan sürekli şöyle şeyler geliyor. İşte adam yazıyor işte. Abi diyor, günde diyor 3 kere yapmadan rahat edemiyorum falan. Oh. Aslında gerçekten müptezellik noktasında. Şimdi bunu bıraktığın zaman bayağı bir boşluk oluşuyordur. Hı-hı. Eminim ki içinde. Şimdi sen bloglarda da yazıyorsun. NeverFap diye bir oluşumunuz var. Orada insanlara yardım ediyorsunuz. Bu yola baş koymuş ve bu yolda yürümek isteyen insanlara destek oluyorsunuz. İşte bunu bir bağımlılık olan insanlara kendi deneyimlerinizden bahsediyorsunuz vesaire. Biraz da burada bahsetsin. Oğlum 26 dakika ne konuştular acaba? Ne oluyor yani o... İşte 30 günü, 100 günü falan geçtiği zaman, ya 600 günden fazla, yani neredeyse 2 yıla yakın, hı-hı, süredir mastürbasyon yapmıyorsun. Evet. Bu ne açıyor sende? Ya benim hayatımın tamamen değiştiğini söyleyebilirim. Yani ben eski kafayla devam etseydim büyük ihtimalle antidepresan bağımlısı bir insan olacaktım. Mesela aramıza yeni katılan arkadaşlara mesela bazıları antidepresan bağımlısı, depresanları bırakıyorlar. Ve rahatlıyorlar. Biz ama böyle... Oğlum şimdi bir dakika. Bunun tedavisi 31 çekmemek miymiş? Yani psikolojik olarak düzene girmek, rahatlamak, bu bağırsak şey mi, emilimi mi oğlum? Bu ne alakası var ya? Daha çok hani 31 çekme, ondan sonra bir süre sonra hayatın yerine gelecek tarzında takılmıyoruz. Yani bize gelen insanlara ilk önce bir hayatındaki problemleri, sende stres yaratan şeyleri bir listele diyoruz. Ondan sonra bu... Reçete olarak da... ...baktıktan sonra bunlar gerçekten problem mi? Bunları aşabilir misin? Bunları aşmak için neler gerekiyor? Yani aramızda atıyorum bir haftadan sonra hiç yapmayan, çok aşırı miktarda zorlanmayan arkadaşlar da var. Bir yıldan beri bırakamayan arkadaşlar da var. Adama sorduğum zaman geçenlerde... Rahatladı çocuk şu an. O yüzden. Bir yıldır hayatını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Hiçbir problemi çözmemiş. Enerji kaybı olduğu için birçok fayda... Ya yemişim onun enerjisinden ya. Burada aşınan bir şey varsa elin anasını satayım. Ne enerjisi?
sürekli stres içerisinde ve bozması çok zor oluyor. Yani ilk 30 gün kendine bir uğraş edinmesi gerekiyor. Özellikle bir hobi edinin, tutkunuzu keşfedin. Farklı farklı şeyler deneyin, tutkunuzu keşfedin. Mesela oğlum bu kadar anlatımı nasıl mastürbasyona bağlayacak çok merak ediyorum. Bir şeyler çiziyordum ve grafik tasarıma mesela gıpta ediyordum. Lonfap'ta mesela başlar başlamaz kendimi tasarım alanında geliştirmeye, bir şeyler yapmaya, bir şeyler izlemeye, vaktimi buna harcamaya başladım. Eğer ki vaktimi planlamasaydım zaten son sürecim başarılı olmaz. Zaten o ilk 100 gün falan çok kritik. Oğlum Jordan ne diyorsun ya? Kritiklik gibi ya. Bayağı şey, bir hobi edinin kendinize falan çünkü orada bayağı bir boşluk oluşuyor anladığım kadarıyla. Peki bunu yayıyor musunuz böyle? Yani siz nasıl bir tarikatsınız hocam? Ya bu Neverfap nasıl yayılıyor? Bunu işte ne geliyorsunuz da var. Yani şöyle tetiklenmeye bağlı. Ben aa dur. Yani 26 dakikasını izleyemeyeceğim. Sıkıldım biraz. Ben de yorumlar daha ilgi çekeceğim.